ile birleştiren sanatın ve sanatçının dostu Uzun Construction'ın katkılarıyla. Merhaba, Bayrak Haber kanalında Sanat Haber programıyla canlı yayınımızda yine birlikteyiz. Ülkemizdeki sanatın gündemini sizlerle paylaşmak için buradayız her zamanki gibi. Bu akşam müziği konuşacağız başta, caz müziğini. Ülkemizde caz müziği ile ilgili boyutları tartışacağız. Caz müzisyenleri Ahmet Elmas ve yine onunla birlikte Nihan Görgü stüdyomuzda konuklarımız olacaklar. 15 günde bir Naci Talat Barış ve Dostluk Evi'nde caz ve jam session geceleri düzenleniyor. Caza ilgi ne düzeyde? Ülkemizde cazın boyutları ne? Bunları konuşacağız ve programımızın ilerleyen bölümlerinde yine müzik yer alacak. Hafta sonunda gerçekleşen bir klasik müzik konserinden görüntüleri ve ayrıntıları paylaşacağız sizlerle. Bu akşam şu sıralarda Sidestreet'te açılan Emin Çizenel'in çalışma ritmi safhasında görsel takvim başlıklı 4 bölümden oluşacak sergisinin ilk bölümünü sunacağız sizlere Sanat Haber'de ve son bölümde yine yarın akşam Sidestreet'te gerçekleştirilecek olan Tunus Filmleri Gecesi ile ilgili ayrıntıları konuşacağız. Bu etkinlikleri koordine eden Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Yetin Arslan'la birlikte. Evet, programımızın hemen başında Naci Talat Barış ve Dostluk Evi'ne gideceğiz. 15 günde bir pazartesi akşamları caz ve caz and jam session geceleri düzenleniyor bu mekanda. Kuzeyden ve güneyden sanatçılar bir araya geliyorlar ve caz keyfini yaşatıyorlar oraya giden müzikseverlere. Thank you.
Evet, Naci Talat Barış ve Dostluk Evi'nde 15 günde bir pazartesi akşamları caz müzisyenleri bir araya geliyorlar ve keyifli caz geceleri yaşanıyor orada. Evlerinizde oturmak yerine aslında gidip orada birkaç yudum bir şeyler içerek keyifli caz müzikleri dinleyebilirsiniz. Bu akşam Sanat Haber'in ilk konukları bu caz gecelerinde ve jam session bölümünde sahnede olan sanatçılar Ahmet Elmas ve Nihan Görgü bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bu buluşmalar ne zaman başlamıştı? Sanırım 5 yıl... 2008'de başladı. 5 yıl, evet. 5 yıl oldu. Ve aslında çok gelişerek de devam ediyor 5 sene. Çok sevindirici bir şey aslında. Yani beklenmedik bir şekilde bir sürpriz oldu aslında bu da bize. Çünkü dediğim gibi aslında ben başlamıştım caz dersi almaya Güney Kıbrıs'taki hocam olan Haris Yuhanlı'dan. O zaman konuşurduk işte nasıl olur, nasıl eder. Çünkü çok zor bildiğiniz gibi burada bir caz müzisyeni bulabilmek. Ve o zaman işte konuştuğumuz zaman derdik işte nasıl olacak, nasıl edecek derken böyle bir anda bir telefon açtı bana ve dedi işte geliyor böyle bir grup geliyor buraya ve işte burada ücretsiz caz dersi verecekler falan Chris gibi. Chris Byers, Ariel olan. Evet, yani 5 sene önce ve dediğim gibi çok heyecanlanmıştık. Evet, 2 hafta önce de o workshop'tan, buluşmadan görüntüleri paylaşmıştık. Evet, sanat haberi takip edenler bileceklerdir. Amerika'dan caz müzisyenleri 3-4 ayda bir geliyorlar galiba ve workshop çalışmaları yapıyorsunuz. 15 günde bir oluyor ama aslında siz haftada bir buluşuyorsunuz. Bir hafta güneyde, bir hafta kuzeyde değil mi? Öyle değil. Önce caz müzisyenleri çıkıyorlar. Sonra jam session bölümü. Sevgili Nihan Görgü de orada jam session bölümünde sesiyle katılıyor sizlere. O bölüm daha farklı değil mi? Evet. Yani benim katılımım sadece yani tüm gelebilecek olan müzisyenler gibidir. İlk önce house band ilk yarıyı yapar. Ondan sonra açık sahne. Herkes katılabilir. Ben Kıbrıs'ta o kadar az cazla ilgili şey olduğu için hiçbir haftayı kaçırmamaya çalışırım. Cazla ilişkin nasıl gelişti Nihan? Benim cazla ilişkim Doğu Akdeniz'de klasik müzik eğitimi aldım ben piyano üzerine. Ama her zaman caz... Müzik bölümünde değil mi? Evet. Evet. Her zaman caz söylemek isterdim ama hiçbir şekilde imkanım olmadı. Ve tam şeyi hazırlanırken, tam Ahmet'in bahsettiği dönemde... 2008 yılında tam ben yurt dışında okulları araştırırken gidip eğitim almak için... Bu gelen telefon bizi çok sevindirdi. Tabii hiçbir şey bilmeden ben oraya gittim. Hiç caz hakkında hiçbir bilgim yokken 3. günü falan böyle sahneye çıkardılar bizi falan ve... Yani benim için okul, okuldur bu program. Caza başladın, piyano devam ediyor mu? Evet, evet. Şu bireysel anda, anlamda mı yoksa? Eğitim anlamında, yani ders veririm. Şeyde, Letrart Müzik Stüdyosu'nda ders vermeye devam ederim. Peki piyanoyla konser falan vermeyi... Galiba caz daha cazip geliyor sana değil mi? Evet, bu aşamadan sonra. Evet. Çünkü hep içinde olan özlediğin oydu diyorsun en başından beri. Peki nasıl oluyor o buluşmalar? Yani çünkü farklı kültürlerden, farklı ülkelerden insanlar bir araya geliyorsunuz. Çok keyifli oluyor. Yani farklılıklarınızı keşfediyorsunuz değil mi? Tabii yani. Çok da normalden... Yani çok daha keyifli oluyor. Çünkü hiç tanımadığınız, hiç görmediğiniz bir insanla tanışmış oluyorsunuz. Tamam, şimdi kendi aramızda daha önce de buluşup caz çalmışlığımız vardır. Bildiğiniz gibi Ersen Sururi ile birlikte bir dönem Lefkoşa Belediye Orkestrası'nda bir caz orkestrası kurulmuştu. Evet, orada tabii, çalışıyordunuz. Tabii şu anda o orkestra dağılmış durumdadır. Ama bir şekilde yani sürekli hep aynı insanlarla çalışmak farklıdır. Bir de hiç tanımadığınız birileriyle karşılaşmak, hiç duymadığınız
fikirler, müzikal fikirler onlardan almak. Evet. Ve çok daha zenginleşmenizi sağlıyor diyeyim size. Hı-hı. Hem bizim açımızdan hem tabii onlar açısından da. Çok daha keyifli oldu bence. Yani siz o dönemde belediyede çalarken de özellikle sokak konserleriyle evet. Yani sokaktaki insanlarla da çok keyifli buluşmalar oluyordu. Tabii evet. Bu gecelerin ikisini izleme şansımız oldu biz Sanat Haber kamerasıyla. Yani aslında çok da ilgi olduğunu söyleyemeyiz müzikseverler açısından. Bunu neye bağlıyorsunuz siz? Yani ülkemizde müziğe dönük beklenti insanların daha doğrusu müzikal zevkler diyelim. Evet. Caz neresinde duruyor bu genel anlamda toplumun müzik zevkinin? Tabii şu anda ne diyebilirim ki birkaç sene öncesine göre büyük bir gelişme var. Gerekse bu workshoplar olsun, gerekse işte o belediye orkestrasındaki yaptığımız o sokak konserleri olsun. Biraz daha o dinleyici kapasitesi çoğalmış durumdadır. Aslında bu da gösterir ki bize işte ilerleyen yıllarda daha da çoğalacaktır tabii ki bu. Ama yani tam gerçekte aslında hak ettiğimiz noktada gelebilmek için de benim düşüncem tabii küçük yaşlardaki gençlere bunu şimdiden göstermeye, öğretmeye başlayarak bunu çok daha büyük noktalara getirebiliriz diye düşünüyorum. Peki bunu yapabiliyor musunuz veya yapabiliyorsanız ne sıkıntı? Tabii geçen bu workshoplar dahilinde geçen yıllarda mesela her geldiklerinde Amerikalı müzisyenler bu ara bölgede verdiğimiz dersler dışında bir de okullara da giderdik buradaki. Yani Yakın Doğu Koleji'ne gittik. Gemi'deki İngiliz okula gittik. Bu tarz yerlere gittik. Tabii şimdi gene tekrarlamayı düşünüyoruz. Bu sene onları da çoğaltmayı düşünüyoruz tabii ki. Ama yani bunun daha da fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece öyle 2 ayda bir, 3 ayda bir değil de. Mesela çünkü şeyi fark ettim ben. Genelde çocuklar çok daha çabuk algılayabiliyor müzikteki hareketleri veya yani büyük bir insana göre, yaşı büyük bir insana göre. Ve çok önemlidir yani çocuk yaştan başladığı zaman, yaşı büyüdüğü zaman onu daha da ileri seviyelere götürebiliyor. Hem dinlediğini algılayabilme, yorumlayabilme açısından. Hem de yani kendi bir şey üretmesi açısından. Demek isterim yani çok önemlidir. Bu cazın ülkemizdeki boyutuyla ilgili veya kültürümüzle bağlantılı boyutuyla ilgili gene dönelim istiyorum. Sevgili Nihan, şarkı söylemek istiyordum diyordun hep. Orada farklı bir enerji var değil mi? Yani sahnede olup işte caz band eşliğinde tabii şarkı söyleyince orada sizi izleyenler dinleyenlerle de farklı bir diyalog oluşuyor değil mi? Yani bir farklı enerji oluyor orada. Tabii. Neler hissediyorsunuz orada? Daha öncesinde klasik müzikle uğraştığım zamanlarda o çok daha farklıydı. Okul dönemiydi. Daha çocuktuk. Şimdi yani diyebilirim ki hayatım boyunca daha fazla mutlu eden bir şey yoktur herhalde beni. Çünkü sahneye çıktığınız zaman özellikle de solistler için zaten caz parçaları hep aşkı, sevgiyi, her şeyi yoğun o kadar var aslında. O kadar güzel anlatır ki yorumlayıp orada kendinizi ifade ettiğiniz zaman bambaşka başka bir şeyle değiştirilemez bir duygu haline geliyor. Evet, cazda doğaçlama çok ön planda aslında. Bir yerde sahnede atışma gibi de oluyor. Yani bir enstrüman bırakıyor, öteki başlıyor. Yani birbirlerine cevap niteliğinde ve çok keyifli ritimler, çok keyifli melodiler ortaya çıkıyor. Ülkemizde sevgili Ahmet, kültürel açıdan baktığımızda aslında caz en başta çıkış noktası işte Amerika'da toprağa bağlı köle olarak çalıştırılan siyah insanların içinden çıkmış, yüreğinden gelen, o duyguları yansıtan bir müzik türü. Ama bugün artık çok farklı boyutlar kazandı. Dünyanın farklı kültürlerinde yer bulabiliyor caz kendine. Bizde bunun için neler yapılıyor veya nasıl bir yol izlenmeli? Aslında nasıl bir yol izlenmeli? Tabii ki yapılacak çok şey var. Bence yani öncesinde yani
normal toplumun yaşadığı gündelik hayatından da çok alakalıdır bence bu. Yani çok sıkıntılar içinde olan bir topluluğa bunu aşılamak çok daha zor olabiliyor. Çünkü gündemde sürekli başka negatif konular olur bazen. Bence nasıl olabilir? Siyasi gündem hep öne çıkıyor. Yani hep her zaman sosyal ve ekonomik. Her zaman gündemde öyle siyasi şeyler olduğu için tabii biraz nasıl diyeyim, müzik, sanat konusundan biraz insanlarımız uzaklaşıyor gibi bugünlerde. Yani bence önce bu siyasi problemleri, çevre problemlerini de toparlayabilirsek yavaş yavaş, yani bir düzene koyabilirsek. Aslında hepsi bir arada yürümeli yani. Hepsi yani, çünkü tabii çünkü bağlantılıdır yani baktığınızda. Yani birazcık psikolojik olarak rahatladığı zaman insanlar kendini biraz daha kültürel veya bu tarz sanat olaylarına yönlendirebilir. Tabii yani yönlendiren hiç yok demiyorum, tabii gene de vardır. Ama bunu daha da yukarıya götürmek için tabii dediğim gibi her şey diğer olaylarla da bağlantılıdır. Yaşam kalitesiyle, ekonomik sıkıntıların biraz daha rahatlamasıyla beraber. Evet, tabii. Böyle şeylere de insan vakit ayırabilir. Ama tabii en önemlisi benim için dediğim gibi çocuklar. Bir tür rafine zevklerdir bunlar aslında. Evet. Ama yani sanat diğer boyutuyla baktığımızda aslında hepsiyle beraber yürümesi gerekendir. Yani bir yerde ekonomik sorunları çözerken veya siyasi sorunları çözmeye çalışırken sanatı da şurada beklesin, onu sonra hallederiz diyebileceğimiz bir konu değil. Evet. Çünkü hepsinin beraber yürümesi lazım. Evet. Yani toplumsal yapı içinde. Sizler 15 günde bir Naci Talat Vakfı'nda, yani daha doğrusu bir hafta Naci Talat Vakfı'nda, bir hafta Güney'de. Güney'de nerede sahne alıyorsunuz? Güney'de Akademi 32 diye bir şarap evi. Daha çok konserlerin ve müzik dinletilerinin düzenlendiği bir... Yanılmıyorsam eski bir Osmanlı konağı o da. Evet, o da bu... Naci Talat Vakfı'nın... Evet, surlar içinde gene yani yürüyerek bile gidilebilecek bir mesafededir ki yani bu taraftan katılımcılar da zorluk çekmeden ulaşabilsin diye. O taraftaki etkinliğe katılmak isteyenler varsa mesela bu pazartesi aslında orada ayda bir keredir. Akademi 32'de ayda bir kere de Limassol'da Cazibi diye adlandırılan Kıbrıs'ın adanın yani tek belki de caz barıdır. Sadece caz müziğiyle uğraşan. Tabii katılmak isteyenler varsa işte bize ulaşabilirler. E-mail yoluyla bize haber edebilirler. Biz onlar işte buluşuruz gideceğimiz zaman. Mesela Akademi 32'ye gideceğimiz zaman haftaya pazartesi değil. Galiba ay sonundaki pazartesine denk geliyor. Onu tam bir şey yapamadım ama. Evet. Yani buluşuyoruz kapıda. Genelde öyle yaparak. Yani siz bu hafta bu pazartesi Naci Talat Vakfı'ndaydınız. Burada izlemek isteyenler için önümüzdeki pazartesi değil bir sonraki pazartesi. Yanılmıyorsam 1 Nisan tarihine denk gelecek. O tarihte Naci Talat Vakfı'nda yine caz gecesinde buluşabilirler. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok keyif kattınız programa. Aynı zamanda çok keyifli de müzikler sunduk izleyicilere. Teşekkürler. Sizler vasıtasıyla çok sağ olun. Evet, Sanat Haber'in bu bölümünde hafta sonunda Kuş Koru Yararına gerçekleştirilen 30 yıl sonra başlıklı bir konserin görüntülerini yansıtacağız sizlere. Rauf Kasımov, ülkemizde yaşayan Rus vatandaşı, Azeri asıllı piyanist Rauf Kasımov 30 yıl sonra akademiden müzisyen arkadaşlarıyla bir araya geldi. Biri Amerika Birleşik Devletleri'nde, biri Almanya'da müzik yaşamlarını sürdüren iki müzisyen ve küçük bir yetenek de sahnedeydi. Onlarla birlikte bu konserde klasik dönemden Beethoven, Tchaikovsky, Brahms gibi klasik ve romantik dönemi de kapsayan müzisyenlerin eserlerinden çok önemli besteleri sundular, paylaştılar müzikseverlerle. Vatandaşı sanatçılar cellist Piotr Meshvinsky, altoist Leonid Grabinovic ve piyanist Rauf Kasımov 30 yıl sonra geçen cumartesi akşamı Bella Pais Manastırı'nda bir araya geldiler. Moskova Konservatuvarı'nda 80'li yıllarda birlikte birçok konser veren sanatçı dostlar
Daha sonraki yıllarda sanat yaşamlarına farklı ülkelerde devam ettiler. Piotr Meşvinski, Almanya'nın Hamburg kentinde, Leonid Rabinovich, Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami eyaletinde, Rauf Kasımov ise Kuzey Kıbrıs'ta yaşamlarını sürdürüyorlar. Uzun yıllardan sonra birlikte konser vermenin heyecanını yaşayan ve Bella Paris'teki konserlerine 30 yıl sonra adını veren sanatçılar, Kuzey Kıbrıs Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği Kuş Kor yararına düzenlenen bu konserde ayrıca 11 yaşındaki küçük yetenek Emanuel Meşvinski de sanatçılarla birlikte sahnedeydi. Emanuel Meşvinski'nin Rauf Kasımov eşliğinde seslendirdiği Çaykovski'nin Opus 42 Keman ve Piyano için Melodi ve Opus 12 Keman ve Piyano için Şerzo başlıklı eserleriyle başlayan konserde ikinci olarak, kemanda Emanuel Meşvinski, viyolada Natalia Alenitsina Meşvinski ve cello'da Piotr Meşvinski'den oluşan St. Petersburg üçlüsü tarafından Ludwig van Beethoven'ın 4 bölümlük Opus 9 Yaylılar Üçlüsü seslendirildi. Kuş Kor yararına düzenlenen konserin birinci bölümünde son olarak Meşvinski çiftiyle piyanoda Rauf Kasımov, Dmitri Shostakovich'in 4 bölümden oluşan Opus 67 piyano üçlüsünü seslendirdiler. Kasımov'un Rus müzisyen arkadaşlarıyla birlikte Brahms'ın Piyano Kuartet adlı eserini Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez seslendirdiği konserin ikinci bölümünde, Kasımov'la birlikte kemanda bu kez Natalia Alenitsina, cello'da Piotr Meşvinski ve viyolada Leonid Rabinovich sahnedeydi. Kasımov'la 30 yıl aradan sonra yeniden sahnede olan Piotr Meşvinski ve eşi Natalia Alenitsina ile 11 yaşındaki yetenekli kemancı oğulları Emanuel Meşvinski'den oluşan St. Petersburg üçlüsü 15 Mart Cuma akşamı 20'de bu kez Lefkoşa Bedesten'de sahne alacaklar. St. Petersburg üçlüsünün konserinde Çaykovski, Ravel, Handel, Halvor Sen ve Beethoven'ın eserleri seslendirilecek. Sanat Haberi'nin bu bölümünde bu akşam
şu sıralarda başkent Lefkoşa'da Sightseers'te açılan bir sergiden söz edeceğiz sizlere. Emin Çizenel Eylül ayında İstanbul Kare Galeri'de açacağı bir serginin hazırlıklarını sürdürüyor. İstanbul Bienali ile paralel olarak düzenlenecek olan Kare Galeri'deki bu sergisinden önce bu sergide yer alacak olan çalışmalarını 4 ayrı safhada çalışma ritmi safhasında görsel takvim başlığıyla Sightseers'te bu akşamdan itibaren izleyicilerle paylaşmaya başladı Kuzey Kıbrıs'taki sanatseverlerle. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 4 ayrı sergiyle İstanbul'daki Eylül'de açılacak olan sergisinin alt başlıkları biçiminde belki veya bir görsel takvim kendi ifadesiyle sanatçının bu sergi bu akşam Sightseers'te açıldı. Emin Çizenel'in bu yılın Eylül ayında İstanbul Bienali ile paralel bir etkinlikte sergileyeceği çalışmalar dizisi 4 safha halinde Sightseers'te sergileniyor. Mart-29 Haziran tarihleri arasında 4 ayı kapsayan sürede çalışma ritmi safhasında görsel takvim başlığıyla sunulacak olan çalışmalar sanatçının takvimi de denilebilecek bir süreci yansıtıyor. Çizenel'in bu çalışmaları 4 ayrı safhada farklı ayları içinde barındıran 4 mevsim gibi de algılanabilirken Sightseers'te gösterilecek olan her safha bildik mevsimlere göre düzenlenme yerine kendi içinde farklı bir diyalog oluşturmuş resimler ile gruplandırılarak sergileniyor. Bu çalışmalar bir taraftan formal öğeleriyle bütünleşirken bir taraftan da Çizenel'in kendi tinsel takvimiyle de ilişkilenerek her safhasında ayrı bir bütünselliği de kurguluyor. Safhasının 13 Mart'ta gösterileceği sergiyi 11 Nisan, 16 Mayıs ve 13 Haziran tarihlerindeki diğer safhalar izleyecek. Her safhada her yönden değişkenliği de içinde barındıracak olan Emin Çizenel'in sergiler dizisi 29 Haziran'da Kıbrıs'ta sona ererken 15 Eylül'de İstanbul Kare Galeri'de çok farklı bir konseptle tüm çalışmaların bir arada sunulacağı büyük bir sergide yer alacak. Eğitim ve Kültür İnisiyatifi Sightseers'te yarın akşam da Tunus filmleri gecesi gerçekleştiriliyor. Tunus'tan 11 kısa film gösterilecek. Toplam 151 dakika ve bu filmlerin gösterimini koordine eden Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü öğretim üyesi Yetin Arslan bizlerle birlikte olacak Sanat Haber'de az sonra.
Tunus filmleri yarın akşam 19'dan itibaren bu filmlerin küratörlüğünü, daha doğrusu bu gösterimin küratörlüğünü gerçekleştiren Tunuslu film yönetmeni Valit Tayan'ın da katılımıyla gerçekleştiriliyor. Tunus filmleri gecesini Sistris'te koordine eden Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Yetin Arslan, Sanat Haber'in bu akşamki son konuğu. Hoş geldiniz sevgili Yetin Arslan. Hoş bulduk. Evet, Tunus aslında 2 yıl önce çok sıcak bir gündemdi. Özellikle dünya siyasi haritasında Arap Baharı'nın yaşandığı Kuzey Afrika ülkelerinde Tunus da galiba çıkış noktasıydı. Evet, ilk başlangıç noktasıydı. Bu filmlerde o sürece işaret ediyor galiba, değil mi? Evet, bu filmler tam bu sürecin öncesini ve sonrasını anlatan ve aslında çok bu ikisini ayırmadan anlatan toplu bir gösterim. Hı hı. Biz bugün aslında Velid Tay'a bunu kişisel bir projesi ve bu filmleri toplayıp küratörlüğünü yaptığı filmleri dünyanın farklı ülkelerinde gösteriyor. Hı hı. Ve bu projenin adına da Karavan Projesi diyor. Hı hı. Bir film yapımcısı olarak amacı Tunus'ta yaşanan olayları ve gerçeklikleri dünyanın farklı ülkelerindeki insanlarla paylaşmak. Hı hı. Bunun bir ayağında akşam İstanbul'da gösterildi bu filmler. Hı hı. Aslında 3 saatlik bir program. Ama biz bunu Kıbrıs'ta 2 programa böldük. Bugün Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde 1,5 saatlik bir gösterimimiz oldu. Yarın da Side Street'te olacak. 2,5 saat yarın akşam. Yarın akşam evet 2,5 saat. Doğu Akdeniz'deki de 2 saatlik bir gösteriydi. Hı hı. Bir uzun belgesel vardı, 90 dakikalık. Side Street'te gösterilecek olanlar 11 tane kısa film, hı hı. belgesel ve feature film olarak. Hı hı. En uzunu 26 dakika filmler. Evet, evet. Hı hı. En uzunu 26 tane, 26 dakika. Dediğim gibi yani çok heyecanlı çünkü Tunus yani son 21. yüzyılın en büyük olaylarından aslında ve orada bu filmlerin hepsi Tunus'taki yeni jenerasyon sinemacılara ait. Hı hı. Dolayısıyla aslında bu filmleri izlerken biz göreceğimiz şey de gençlerin, yani 20-30'lu yaşlardaki gençler mi? Evet, 20-40 diyelim. Hı hı. 20-40 diyelim. Çünkü biliyorsunuz işte Tunus'taki rejimin yıkılması, 23-24 senelik bir diktatörlüğün yıkılmasının, hı hı. ardından bugün Tunus başka çok farklı bir şey yaşıyor ama işte demokrasi arayışı sürüyor, özgürlük arayışı sürüyor, insan hakları arayışı sürüyor ve yani o diktatörlüğün yerine ne koyuyorlar ve ne koymak istiyorlar? Onun bir arayışı var. Gençler de ilk kez 2010 yılında, tabii bunun öncesi de var, bir mücadele alanı olarak görüyorlar film yapmayı. Ve, hı hı. film yapmayı konuşacakları, dertlerini anlatacakları bir alan olarak kullanıyorlar. Aslında, hı hı. film böyle bir şey. Yani filmi yapıyorsunuz, onu bir araç olarak kullanıyorsunuz. Derdinizi, mesajınızı iletmek, evet. için. Özellikle kısa filmlerin bu denli tercih edilir olması film yapanlar açısından veya bir sözü olanın sözünü söylemesi açısından bu kadar yaygınlaşmıştır. İnternet dediğimiz o medya alanının bu kadar etkin olmasıyla bağlantılandırabilir miyiz? Çünkü bu çeşitli sosyal sitelerde paylaşıma sunulabiliyor ve kısa olduğu için de o ortamlarda çok rahatlıkla izlenebiliyor ve sözünüz direkt ulaşıyor, evet. herkese. Hem onunla birebir ilişkilendirebiliriz aslında, hem de teknolojinin gelişmesiyle de birebir ilişkilendirebiliriz. Çünkü yani bir 10 sene önce çok pahalı olan teknoloji, hı hı. artık çok kolay bireylerin çok kolay erişebileceği bir teknoloji haline geldi. Yani artık sırt çantanızda hem kameranızı hem laptopunuzu hem ses aletlerinizi taşıyıp gezip, evet. Filminizi yapıp sonra işte yine bilgisayarınızda kurgulayıp onu aynı anda internette yayabiliyorsunuz. Yani bu, hı hı. bizim 10 sene önce erişebileceğimiz bir durum değildi. Hı hı. Ama bugün çok kolay. Hem yapabiliyorsunuz hem daha ucuza yapabiliyorsunuz. Bir de bu yeni jenerasyon Tunus film yapımcılarının özelliği de aslında çok düşük bütçeli filmler yapmaları. Hı hı. İşte profesyonel oyuncular oynatmamaları, daha amatör olmaları, daha küçük gruplar halinde çalışmaları. Çünkü filmleri dediğim gibi bir mücadele aracı ve alanı olarak gördükleri için
düşük bütçeli filmler yapıyorlar. Yalnız şu anda bir uzun metrajlı film çalışmaları da var. Birincisi olacak. Herhalde önümüzdeki yıl çıkacak. Bunu bir grup olarak çalışacaklar evet, herhalde. Evet. Söylediğinizden anladığım o. Yarın akşam Sightseers'te evet. 7'de başlayacak. Tunus filmleri gösterimi. Bu küratörü de orada izleyicilerle olacak. Birlikte olacak. 3 bölümden oluşacak. Yani 3 kısma ayırıyoruz biz gösterimi ki aralarda tartışmalar da yapılabilsin. Oraya filmleri izlemeye gelen kişiler sorularını sorabilsinler. Genel film hakkında veya Tunus hakkında. İyi bir gösterim ve paylaşım olacağını düşünüyorum ben. Ülkemizde de özellikle son yıllarda kısa filmlerde veya belgesel yapımlarda özellikle genç kuşak yani hani sizin az önce Tunus'la ilgili sözünü ettiğiniz jenerasyonla aynı dönemi aynı dönemden olan genç kuşak isimler de bir şeyler üretmeye çalışıyorlar değil mi? Yani şu anda ülkemizde durum ne yani üretim açısından? Yani evet artık biz de üretmeye başladık. Zaten vakti de geldi. Siz de o kuşaktansınız aslında. Zaten. Ben de o kuşaktanım. Vakti de geldi aslında. Geldi de geçti aslında ama artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani görsel üretimin ve tüketimin daha çok yaşandığı bir dünyada yaşıyoruz. Bunun için de biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz. İşte hepimiz elinde kameralarımız var, çekiyoruz. Artık dünyada cep telefonlarıyla filmler yapılıyor ve onların festivalleri yapılıyor. Biz de kaydetmeye başladık. O arşivimizi, o görsel arşivimizi artık bizim de oluşturmamız lazım. Ve yavaş yavaş geliyor. Yani filmler geliyor. Baktığınız zaman artık 1, 2, 3 diye saydığımız filmler artık 10, 15, 20, 30, 40, 40'a çıktı. Daha çok üretiyoruz. Bu da güzel bir şey bence. Peki ülkemizde üreten gençlerin bu çalışmalarıyla ilgili bu tür düzenlemeler, toplu gösterimler düşünülüyor mu organizasyonlar? Şimdi bu biraz önce Side Street'e teşekkür etmeyi unuttum aslında bu Tunus filmlerini kabul ettiği ve bize ev sahipliği yaptığı için. Bir projemiz var. Evet böyle bir... Başlamış bir projeniz vardı. Evet başlamış bir projemiz var. Onu inşallah bu önümüzdeki aylarda tamamlayıp yapacağız. Yani çünkü güzel bir şey olacak. Şimdi üretiyoruz ama çok fazla paylaşmıyoruz. Paylaşabileceğimiz çok alanda yok aslında. Side Streets onlardan biri. Şimdi bu yükselen bir kültür, yükselen bir şey aslında. Ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde de Mayıs ayında bir festivalimiz olacak. Buna da yeri gelmişken değinmiş olayım. Tabii nasıl bir festival oluyor? Bu aslında Fon Film Festival ismi. Dijital teknolojilerle yapılan, yani bu cep telefonu da olabilir tamamen veya belli bir parçası cep telefonu ile yapılan bir film olabilir. Yarışma olacak, iki yarışması olacak, liseler arası yarışması olacak, bir de uluslararası yarışma kısmı olacak, ödüllü bir yarışma olacak. Aslında buradaki amaç yani film kültürünü yaymak ve burada film okuyan öğrencileri... Çağrısı yapıldı mı yani? Şimdiden yapıldı, evet başladı yapılmaya. Artık yani önümüzdeki haftalarda çok daha sık görüp duyacaksınız. Film yapımı, film öğrencilerini biraz böyle daha uluslararası kişilerle tanıştırmak, onları belki biraz daha uluslararası konseptlerle birlikte düşündürmek ve film yaptırmak. Ve bir de paylaşmak. Çünkü yaptığımız şeyi birbirimize paylaşmadığımız zaman onun çok fazla bir değeri olmuyor. O yüzden işte Velid'in yaptığı şey çok önemli aslında. Yani bu tamamen kendi kişisel projesi, kendi ülkesi hakkında bir derdi var ve onu başka insanlara da anlatmaya çalışıyor. Ve bunun için kendi olan anakları ile dünyanın farklı ülkelerinde gezip bu filmleri gösteriyor ki bunların hepsi kendi filmi değil başkalarının evet. da filmleri. Tabii yani bizim de artık bunun için yola çıkmamız gerekiyor. Evet hepimiz yapabileceğini aslında biraz ve belki de biraz fazlasını daha fazla efor koymamız gerekiyor yapmamız gerekiyor artık. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin çalışmalarınızda başarılar dilerim. Ben teşekkür ederim. Ayrıca tekrar teşekkürler bu ilginç filmleri bizlerle buluşturma gayretiniz ve yarın akşamki etkinlik için. Çok sağ olun. Sanat Haber'in sonuna geldik. Önümüzdeki çarşamba yine Bayrak Haber kanalında 20.10'da ülkemizdeki sanatın gündemine ilişkin ayrıntıları
değişik konular ve konuklarımızla sizlerle paylaşmak için burada olacağız. Cumartesi akşamları Sanat Haber Ekstra'da bu programda izleyemediğiniz, kaçırdığınız bölümleri sizlerle kısa bir program formatında paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Sanatla ve sanatıyla hayatımıza yön veren kaliteli yapılarla geçmişten geleceğe. Dengeli estetiği kaliteyle birleştiren sanatın ve sanatçının dostu Uzun Construction'ın katkılarıyla.